Evet. Öncelikle tekrardan çok teşekkür ederim. Vakit ayırıp bize teklifimizi kabul ettiniz. Pardon. Teklifimizi kabul ettiniz mi? İlk sorumla başlıyorum. Sinemaya ilk nasıl adım attınız? Sinemaya ilk 2010 yılında Kerem Topuz'un yönettiği film filmiyle adım attım. O özel bir filmdi benim için. Doğaçlama bir filmdi. Senaryosu yoktu. Böyle bir paragraf, bir hikayesi vardı. Onun dışında hikaye doğaçlama akıyordu. Orada oynadığım İzzet karakteri de benim için çok özeldir. Çok çok severim. Peki bir filmi kabul ederken kabul etme eşiğiniz nedir? İlk olarak hani senaryosuna mı bakarsınız yoksa yönetmenine mi bakarsınız yoksa rol arkadaşlarınıza mı bakarsınız? Hani ilk hangisine bakarsınız? Ya sırasıyla gidiyor. Bunlar aslında bir bütün. Yani bundaki sıralama değişse bile aslında bir filmi tercih ederken bu bütün oluyor. Tabii ki yönetmene bakıyorum. Kimdir, kim değildir. İlk filmi de olabilir yönetmenin. Sonra senaryoya bakıyorum. Senaryoda çok önemli. Ne anlatıyor, derdi ne? Sonra o karakter, benim oynamam muhtemel olan karakter benim kariyerime ne katar? Benim o karaktere ne kadar ihtiyacım var? Ya da o projenin bana ne kadar ihtiyacı var? Gibi sorular oluyor. Sonra tabii ki beraberinde kimlerle oynayacağım çok önemli. Oyunculara dikkat ediyorum. İlk aşamada bunlar oluyor. Sonra tabii ilerliyor hikaye. Peki canlandıracağınız role kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Bu da role ve filme göre değişiyor açıkçası. Çünkü benim hali hazırda zaten cebimde hep bir karakterlerim, hikayelerim olur. Çalışkan bir oyuncumdur o anlamda. Bazen karakter benim çalıştığım yerden çıkar. Bu tabii ki çok kolaylaştırır. Bazen de hiç çalışmadığım yerden çıkıyor karakter. Uyguladığım farklı teknikler var tabii ki. Önce anlamaya çalışıyorum bu adamın derdi ne? Hikayedeki yeri ne? Sonra bu adamın fiziksel herhangi bir durumu var mı? Beni karaktere yaklaştıracak. Bu bazen çorba halinde gelişiyor. Bu bazen sırayla gidiyor. Bazen bir çorba halinde gelişiyor. Bazen çok doğalında gelişiyor. İşin içinden çıkamadığım zaman önce karakter gibi düşünmeye çalışıyorum. Orada da işime yarayan şeylerden biri karakterin ağzından mektup yazmak. Karakterin mümkün olduğunca zihnine girebilmek için yönetmenden aldığım, senaryodan aldığım donelerle karakterin ağzından bir mektup, bir hikaye yazmaya çalışıyorum. Böylece yavaş yavaş gözümde canlanmaya başlıyor. Bu bazen çok hızlı oluyor, bazen sancılı bir süreç oluyor. Peki bu kadar rağbet görmesinin sebebi nedir sizce oyuncunun? Çünkü yani herkes oyuncu olmak istiyor yani. Ya evet, oyunculuk dolaylı yoldan şöhret getiriyor. Aslında bu hepimizin genç arkadaşlara söylemeye çalıştığı şey, yani şöhret olabilirsiniz, yani celebrity olmak, hani var ya dünyada böyle bir karşılığı, celebrity. O başlı başına şöhret, ünlülük başlı başına bir meslek neredeyse. Yani bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Paris Hilton. Ne iş yapar? Müzisyen midir? Oyuncu mudur? Nedir? Celebrity, şöhrettir. Şöhret olabilirsiniz. İstediğiniz yollarla bunu yapabilirsiniz. Oyunculuk başka bir meslek dalıdır ama yani paralelinde de şöhreti getirir. Bu şöhret sanırım çekici geliyor genç arkadaşlara. Sizin izlemekten keyif aldığınız oyuncular var mı? Var var, yani çok var. Çok var canım. Mesela Bülent Eminyarar'ı ben çok severim. Yani izlemekten çok keyif alırım. Gençlerden, benim kuşağımdan Halil Babür beni çok heyecanlandırır. Sevdiğim de bir arkadaşımdır. Rıfat Şungar öyle, Ahmet Rıfat Şungar öyle. Kendi kuşağımdan o adamlar beni çok heyecanlandırırlar. Oyunculuklarını da çok çok beğenirim. Ve o sırada yabancı oyunculardan Gary Oldman, Daniel Day-Lewis ilk sıralardadır mesela benim için. Ben de Daniel Day-Lewis'i çok severim. Evet, Tom Hardy, o da heyecanlandırır çok. Ben bir de Jack Nicholson'ı çok severim. Ya onlar zaten duayen diye çok söylemiyorum yani. Peki sizce uluslararası projelerde bu kadar az Türk oyuncunun olması sebebi nedir? Yani benim iki tane uluslararası projem oldu. Almanlarla ve Yunanlılarla. Biraz Türk oyuncularda bunun gerçek olmayacağına inanıyor olmaları var. Yani Türkiye'deki oyuncular yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da filmlerde oynayabileceklerine inanmıyorlar.
dilden mi? Dilden. Coğrafya kader midir sorusu geliyor tabii akla. Birazcık tabii ki de onun baskısı var. Yani Avrupalı olup olmadığımızla ilgili dille de ilgisi var. Ama dilinizdeki yani sahip olduğunuz Türk aksanı bir avantaj da olabiliyor. Olabilir birçok filmde. Zaten hiçbir zaman siz Amerika'da ya Avrupa'da doğmadığınız sürece her zaman bir aksanınız olacak. Ama bu sizin avantajınız da olacak. Yani bunu avantajı çevirebilirsiniz. Bunda korkacak hiçbir şey yok. Dil bir problem değil. Yani ben bir Türk bir oyuncu olarak ben buradan Rusları, Balkanları, hatta işte birçok kara gözlü, kara kaşlı oyuncu çok rahat bir şekilde doğudan karakterleri oynayabilirler. Yani Arabistan'dan çıktı işte Mısır'a kadar gitti yani bir Mısırlıyı da oynayabilirsin. Yani aslında dildeki şey çok büyük bir problem değil. Vizyonun olması, inanman lazım. Ya da şey mi acaba? Filmlerimiz çok ulaşmıyor mu acaba uluslararası sayfalarda? Yani çok görme fırsatları yok mu yabancı yapımcıların, Türk oyuncuları? Yani hem var hem yok. Sonuçta son 7-8 yıldır Türk sineması Avrupa'daki, Amerika'daki festivallerden, film festivallerinden çok güzel dereceler alıyor, ödüller alıyor. Oradaki oyuncular tabii ki dikkat çekiyorlar. Oynadığınız Sarmaşık'ta birçok ödül aldı yurt dışında Avrupa'da. Tabii. Sarmaşık tabii ki aldı. Sadece Sarmaşık'la Tolga Karaçelik değil, Emin Alper bu isimlerden biri. Mahmut Fazıl Coşkun. Yani çok iyi giden yurt dışında zaten Nuri Bilge'den bahsetmiyorum bile. Hatta bahsedelim bile. Keza o da öyle. Yani güzel gidiyor aslında. Tabii ki çok yoğun değil ve oyuncunun da burada büyük bir çaba harcaması gerekiyor yani. Sizin yakın zamanda sizi hangi projelerde göreceğiz? Yakın zamanda Netflix'e bir dizi çektik. Burak Aksak'ın yazdığı ve yönettiği 50 metrekare adında bir kara komedimiz olacak. Onunla orada Civan karakteriyle izleyecek seyirci. Bir de çok üzerine emek harcadığımız, benim için yani çok özel yeri olan Birlikte Öleceğiz adlı film gelecek. Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, Su Kutlu ve benim başrollerini oynadığımız çok ilginç, güçlü bir film gelecek. İşiniz bol olsun diyelim inşallah. İnşallah. Peki bu pandemi sonrasında sinema ve dizi sektörü nasıl bir hale alacak? Yani nasıl değişecek? Değişecek bir düşünüyorum. Ben hiç çok değişeceğini düşünmüyorum. Pandemi sonrası yani bittikten sonra. Bittikten sonra ne değişebilir? Ben bütçelerde bir şey olacak. Çünkü bu bütçe açığı var şu an. Bu bütçeyi kapatmak için daha ucuz işler ya da ne bileyim daha prodüksiyon az işler görebiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum olabilir. Daha sık yapılan işler. Ama işte bu açığı evet dijital platformlar dolduracak. İnan onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Gerçekten göremiyorum. Sonuçta sinema yapılmaya devam edecek. Yani kaşenin düşer düşmez o biraz oyuncuyla da ilgili bir şey. O projeyi kabul edip etmezse bunu biraz dengede tutabilir. Bir de işlere göre değişiyor bu kaşe olayları da yani. Bağımsız sinemada zaten yani art house dediğimiz filmlerde zaten öyle büyük bütçeler konuşulamıyor. Orayı zaten düşüremezsin. Yani hiçbir şekilde orayı düşürme zaten daha. Bu ana akım filmlerde olabilir. Yani eğlence filmlerinde olabilir. Olur. Göreceğiz. Peki sizce pandemi daha ne kadar sürecek böyle? Şekerim nereden bileyim? Hocam. Baby'si nereden bileyim? Pandemi ne kadar sürecek? Bana 3 vakte kadar biter ben sana söyleyeyim. Bana kalsa pandemiyi ben yarım saate bitiririm. Benim sorularım bu kadardı. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.